devam ediyoruz 28 ile. Şimdi bu parçaya göre gülmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakıyoruz. Gülmek, gülünen kişiye yani gülünç olana bir baskıdır. Baskı olduğunu söylüyor. Bizi güldüren şey çoğu zaman güldüğümüz kişide bulduğumuz eksikliklerdir. İşte bu eksiklikler o kişinin topluma ve çevreye uymamasından kaynaklanır. Gülme yoluyla kişiye toplumsal baskı kurulur. Bu baskı sonucunda kişinin gülünç olan taraflarıyla alay edilerek onun kendini istenen doğrultuda düzeltmesi ve alaydan kurtulması beklenir. Gülmenin dünyanın ilerlemesindeki işlevi budur. Gülmenin işlevi arkadaşlar var olan baskıyı, değil mi? Baskı yoluyla var olan o durumu ne yapması? Düzeltmesi diyor. Bakın sürekli baskı demiş. Bu baskının düzeltilmesi, alaydan kurtulması olarak beklenir demiş. Şimdi seçeneklere geldiğinizde. Sosyal baskı yoluyla gülünç olan durumun düzeltilmesini sağlamak. Evet bakın metin boyunca zaten işlev dedikten sonra gülünç durum, baskı ve düzeltmeden bahsetti. O yüzden cevabınız A'nın. Diğer seçeneklerde kişilerin birbirleriyle ilişkilerini düzenlemeye yardımcı olmak. Kişi ilişkilerinden bahsettim metin sana gitti. Kişilerin hatalarını gülünç olaylarla kapatmak. Hatalarını kapatmak demedi. Toplumsal ilerlemeyi üst seviyeye çıkarmak. Metinde hiç bununla ilgili bir bilgim yok. Kişilerin topluma uyumunu kolaylaştırmak. Uyumla ilgili bir ifade de görmedin. Adana'dır cevabın. 29. Bu parçada anlatılan öykü yazarının dil ve anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Çağrışıma açık bir dil kullanmıştır. Bu şu demek arkadaşlar. Şimdi nesnel bilgiler, böyle kanıtlanabilir belgeli bilgiler vermemiş. Yani sana anlattığı ifadede betimlemeler kullanmıştır, sıfatlar kullanmıştır, özgü, kendine özgü kelimeler kullanmıştır. Çağrışıma açıklık bunu kasteder size. Sanatlı bir söyleyiş yapmıştır, semboller, imgeler kullanmıştır demek oluyor. Bakalım, öykülerinde kıvrak ve canlı bir dil kullanıyor yazar. Zorlanmamış, kendiliğinden akıp giden diyaloglar, betimlemeler, cansız nesnelere ruh bağışlayan bir yaratıcılık, bu dilin döşeme taşları. Bakın bunlar konuştuğumuz az önce şeyler. Çağrışım mı o zaman? Evet. Tasvirlere yer vermiştir demiş. Bakalım. Havanın, suyun, yağmurun, rüzgarın ve günlerin kılıktan kılığa girme iradeleri anlatıya büyük bir hoşluk, her duruma olabilirlik sağlıyor. Yağmurun sözü bir türlü bitmiyor. Sabah şıngır diyor. Akvaryumdaki balıklar kanıyor. Şimdi bakın burada ne yapmış? Bu durumu tasvir etmiş bize değil mi? Balığın halini, yağmurun halini. Bunları bize tasvir ediyor şu anda. Tamam. Alıntılara yer vermiştir demiş. Şimdi buraya kadar olandan alıntıyla ilgili hiçbir şey yok. İstanbul sokakları ikindilerin sözünü dinlemiyor onun öykülerinde. Yani alıntıyla ilgili bir bilgi vermiyor metinde bakın. Duyularla algılanan ayrıntılara yer vermiştir. Ne dedi? Havanın, suyun, yağmurun, rüzgarın kılıktan kılığa girmesi. Bunlar nedir? Benim duyularım farklı farklı algılayabileceğim duyularımla oluşmuş ifadelerdir. Kişileştirmeye başvurmuştur demiş. Yağmurun sözü bir türlü bitmiyor. Sabah şıngır diyor, balıklar kanıyor. Bunlar da birer kişileştirme midir? Ama alıntıyla ilgili bir bilginiz yok. Bakın 29'da Ceyhan'dır. 30. soruya geldiğinde en kapsamlı yargı demiş. Yani ana düşüncemi istiyor benden. Bu ana düşünce demektir arkadaşlar. Metnin sonlarına doğru olma ihtimali çok daha yüksektir. Geneline de yaymış olabilir tabii ki. Sonu diye şartlamayın kendinizi. Genel itibariyle metnin sonunda olur. Son vurucudur her zaman için. Bakalım bu metinde nasıl olmuş. Gözümüzün önüne en sıradan bir durum getirelim. Bir adam sokakta yürüyor. Birden bir anısını hatırlamak istiyor ama anı uzaklaşıyor. Adam hatırlayamıyor çünkü. O anda kendiliğinden yürüyüşünü yavaşlatır o kişi. Buna karşılık az önce yaşadığı kötü bir olayı unutmaya çalışan insan sanki bulunduğu yerden hemen uzaklaşmak istiyormuş gibi elinde olmadan yürüyüşünü hızlandırır. Varoluşun matematiğinde bu deneyim denkleme dönüşür. Yavaşlığın derecesi hatırlamaya çalışmakla, hızın derecesi unutmaya çalışmakla doğru orantılıdır. Şimdi insanların unutma isteği ve hatırlama isteğiyle ilgili ne demiş? Varoluşunda oluşan bazı denklemler vardır. Yani biz bunları varoluşumuzdan kaynaklı olarak yaparız mantığı var. Şimdi seçeneklere geldiğinde insan unutma ve hatırlama konusunda kendi eylemini istemsiz bir şekilde ortaya koyar. Evet tam olarak bu bakın arkadaşlar. Çünkü ben o anda
kötü bir olay yaşadım, iyi bir olay yaşadım. Unutma hatırlama konusunda hemen varoluşum devreye giriyor ve yavaşlığın derecesi hatırlamayla, hızın derecesi unutmayla doğru orantılı ve istemsizce bu yavaşlık ve hız durumunu gerçekleştiriyorum, değil mi? O yüzden Adana. Bursa'ya da bakalım. İnsan yaşadığı olumsuzlukları yavaş yavaş unutur. En kapsamlı yargı demiş sana. Metin sana sadece yaşanılan olumsuzluklardan bahsetti. Hayır. Günlük yaşam birçok ayrıntıyla doludur. Sana ayrıntılardan bahsetmemiş. Yaşam hatırlamak istediklerimiz kadar unutmak istediklerimiz de kapsar. Şimdi metni doğru anlamda odaklanıp okuyup anladığında sana unutma, hatırlamak istediklerimizin yanında bir de bunlar da vardır gibi bir anlatım yapmıyor, değil mi? İkisinden de bahsediyor ama bu şekilde değil. Günlük yaşamın yoğunluğu unutkanlığı tetikler. Sadece unutkanlıktan bahsetmedi sana Metin. O yüzden cevabın Adana. 31. Bu parçaya göre dergilerdeki yazıların anlaşılmamasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Metnin tamamından anlamı çıkarıyorsunuz. Dergilerdeki düz yazıları pek okuyamıyorum. Bu yazıları yazanlar, bilginler, ağzından kapılmış, neyin adı olduğu bilinmeyen okkalı okkalı kelimelerle uzun uzun, yamru yumru cümleler kuruyorlar. Ne dedikleri bir türlü anlaşılmıyor. Şimdi buralarda bak artık ufak ufak hissettiriyor sana. Böyle kişi iyice kavradığını açıkça söyler, gereken kelimeleri kolayca bulurmuş diyor. İyice kavradığını açıkça söylermiş. Bu sözü şimdi daha iyi anlıyorum. Demek ki bu tarz asıllarda, demek ki, oysa, böyle ki, dolayısıyla gibi ifadeler cevabı kapsayan şeylerdir arkadaşlar. Bu yazarlar ne diyeceklerini iyice bilmiyorlar. Kafalarının içinde bir şey varsa bile onu biçim haline getiremiyorlar. Bir türlü zihinlerini toparlayamıyorlar. Geldim seçeneklere. Şurası vurucu yerdir, sizin cevabı ulaştıran yer. Yazarların anlattıkları konuyu iyice anlayamamış olmaları. Şu sonunda net bir şekilde bunu anlatıyor. Evet. Yani diyor ki ne diyeceklerini bilmiyorlar. Anlatacakları şeyle ilgili kendileri net bir bilgi edinemedikleri için, tasarlayamadıkları için ve anlayamadıkları için kendileri bunu aktarırken de sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden de ben o yazıları anlayamıyorum mantığı vardır. Bilginlerin görüşlerine yer verilmesi. Bilginlerin görüşlerine yer verilmesi değil, onların görüşlerini kendileri anlamadan yer vermiş olmaları. Yazılarında Arapça, Farsça kelimelere sıkça yer verilmeleri. Arapça, Farsça ile ilgili bir bilgin yok. Yani nereden çıktı bunlar? Anlatıda nesnelliğe önem verilmemesi. Nesnel ya da özel olmasından bahsetmiyor metin size. Genç ve yeteneksiz yazarlar tarafından yazılması. Bununla ilgili bir yakınma durumunuz yoktur arkadaşlar.